Dostlar herkese selam. Bugün sizinle rasyonlarla ilgili çok değerli bir hocayla sohbet edeceğiz. Ama benim ilk defa gördüğüm bir şey var. Başlıkta da göreceğiniz gibi mısır sucuğu. Şimdi mısırdan sucuk olur mu? İşte bu gördüğünüz yapıların altında mısır sucuğu var. Ve ben ilk defa bu sucukla karşılaştım. Şimdi açıyorum bunu hafifçene. Düşünebiliyor musunuz? Tamamen mısırdan yapılmış. Mısırın e, daha önce bize Mehmet Bey de söylemişti. Yüzde 35 nem oranıyla bir nevi sılaj. Bir nevi sılaj ama sılaj değil. Tamamen gördüğünüz gibi bu hale getirilmesi. Ve inanılmaz bir e, yem bana göre. Çok güzel. Hatta böyle kokladığınız zaman buram buram böyle mısır kokuyor. Kesinlikle turşu gibi kokmuyor ama Böyle Rasyonla içinde e, farklı bir koku var, güzel bir koku var. Dolayısıyla şimdi e, Ali hocamızla beraber buluşacağız. Ben Ali hocamıza da soracağım, mısır sucuğunu soracağım. Hocam şimdi bu mısır sucuğu nedir? Bize anlatır mısınız? Şimdi ben önce anlatayım ama şöyle bir açıklama yaparak anlatsak daha iyi olur. Evet, bu beslemecinin konusu. Oradaki arkadaşların önce bir müsaade alalım, müsaade aldıktan sonra Mısır veyahut da tahıl grubu yemler önemli değil hepsi birbirine evet. baktığımız zaman gerek büyükbaş hayvanlarda gerek küçükbaş hayvanlarda gerekse kanatlarda normalde enerjiyi karşılayan yem maddesidir. Enerji evet. ağırlıklıdır bunlarda. Evet. Yani biz genelde mısır son yıllarda büyükbaş ve küçükbaşta da kullanmaya başlandı. Ama evet. ağırlıklı olarak biliyorsunuz kullanıldığı alan kanatlı Yoğunluk olarak. Soya ve mısır. Evet. Ama şu anda diğer tahıl ürünlerine katkı olarak küçükbaş ve büyükbaşlarda yüzde elliye kadar mısır katılabiliyor. Yüzde kaça atıyor. kadar? Elliye kadar katılabiliyor. 50. Yani yüzde elli Arpa, çavdar, tritikale gibi yem bitkileri artı %50 mısır katılabilir. Ben tabii bu rakamları yine tekrar söylüyorum. Branşımız açısından beslemeci arkadaşlardan müsaade ve özür dileyerek anlatıyorum. Yani evet çünkü, hocam. Şimdi ben ilk defa karşılaştım bununla. Evet. Bizim bölgelerde olmadığı için ben mısır sucuğunu ilk defa görüyorum. Gerçekten böyle kokusu da güzel. Evet. E, hakikaten hayvanın böyle içine girip yiyebileceği bir madde olarak gözüküyor. Yalnız belli bir miktarı arttığı zaman da tiamin eksikliğine veriyor. sebebiyet veriyor. Alfa toksin yani. oluyor mu bunda hocam? Alfa aflatoksin bütün yemlerde olma riski vardır. Bunda da var. Bunda yani mısırlarda daha yüksek oluyor Gerekli yani. ambalaj veya gerekli bastırma yapılmayıp da boşluk kaldıysa, boşluklarda havalandırmaya bağlı aflatoksin şekillenmişse oluşma ihtimali büyüktür. Peki, %35 mi oluyor bundaki nem oranı genelde? Şey bütün kuru şey mi? Evet. Yos kuru madde bunda fazladır. Yok yok. Nem oranı yüzde 35 mi oluyor dedim. Kuru madde oranı yüzde 65'e Yani e aşağı yukarı 65'e geliyor. Evet, nem oranı o düzeyde. 35 tam, tam. Kurum, kurum şey, madde, tam, tam. Nem oranı 65 kuru Ama güneşte kuru madde. kurutulmuş ve şey yapılmışsa 90'a kadar çıkabilir. 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 O zaman Tüm çok güçlü, çıkabilir. Çok güçlü Tabii. oluyor. Kurum madde miktarı normalde evet. güneşte kurutulmuş tahıllarda evet. mısır da dahil buna yüzde 90'a kadar çıkabilir. Hocam şimdi zootekni olarak siz neler yapıyorsunuz onu dinleyelim. Ben kısaca Burada başladım ama şöyle Buyur, gidelim şimdi, isterseniz. Şimdi e, diğer bölümlere de gidelim orada konuş. Hem sohbet hayır. ederek gidelim, yürüyelim hem de e, sizden o bilgiyi alalım. Şimdi zootekni dediğin zaman özellikle evet. hayvanlarda genetik yapısına dayalı optimum verimi elde edebilmek için yapılmış bir bakıma verim artırma yönlü çalışmalara zooteknalan diyoruz. Evet. Yani verim artırımını sağlama veya hayvanın fizyolojik olarak sahip olmuş olduğu optimum verim düzeyini yakalama noktasında evet. hayvancılıktaki evet. uygulanan bakım, besleme ve yönetim tekniklerine komplesine bir de bir zootekni diyebiliriz. Evet. Şimdi e, sizin uzman olduğunuz alan Selçuk Üniversitesi'nde özellikle bu verim arttırma evet. değil mi? Yani bizim hayvancılığımızda da en önemli konulardan bir tanesi ister e, süt koyunculuğu olsun ister kuzu beslemesi olsun, ister süt inekçiliği olsun, ister besi danacılığı olsun. bunların hepsinde bizim amacımız ne? Düğünlediğin o nokta zaten doğumu arttırmak, döl verimini arttırmak. Döl verimini arttırmak artı canlı ağırlık artışlarını canlı ağırlık artırarak karşısında. ya da süt verimini arttırarak daha iyi bir noktaya gelmek istiyoruz. Evet. evet. Şimdi zaten doktora tezim koyunlarda döl verimini arttırma üzerineydi. Döl veriminin artırma üzerine doktora çalışmasında herhangi bir hormon görmeye bağlı kalmadan malumunuz koç katımı öncesinde uyguladığımız flashing çalışması. Flashing çok önemli Yalnız bir şey. Yalnız biz flashing döl verimini etkiler. Bir de gebeliğin son dönemindekine biz buna her ne kadar flashing demesek de özellikle uterustaki fötüsün gelişmesine bağlı olarak mutlaka dışarıdan ihtiyaç duyulan besin maddelerinin verilmesi lazım. Evet hocam orada hemen bir parantez açalım. Şimdi bazı zaman dostlarımız diyor ki ya İngilizce kelimeler kullanıyorsun. Flashing artık ülkemizde de oturmuş bir kelime de evet. ve şeye benzetiyorum ben. Hani fotoğrafta eskiden flashlı fotoğraflar vardı patlama. Aslında hayvanın iç organları yumurtalıkların ekstra enerji vererek Et, enerji patlama de. etkisini sağlamak ve oradaki evet. üretim organlarındaki hareketliliği sağlayıp yumurtaların Yumurta verimini artırmak. Verimini bu kadar. artırmak. Yani bu yumurta kadar. salgısını artırmak. Evet. Yani şu evet. anda mesela doğum kontrolünde şunda bunda gebe kalma ihtimalini artırmak için verilen hormonların görevini flashing yapıyor. Evet. evet. Yani mesela tedaviyle biliyorsun çocuk olan da ikizlik oranı fazla oluyor. Niye? Hormonal etkiye dayalı olarak yumurta sayısını artırmak. Aynısını hayvanlarda özellikle bu sıfat öncesi dediğimiz koyunlar ve keçiler için geçerli enerji miktarını artırma amaçlı uygulama bu uygulamadır. Ki nitekim az önce içeride de görüştük. Yani benim kendi doktora çalışmamda 86'lı 87'li sırada Türkiye'de bu yeni uygulanmaya başlamıştı. Ben Mernoslar'da çalıştım. %62'lik elde ettim. Aynı dönemde çalışan arkadaşlar var. Bu spontan akıllı Anadolu Mernoslarında mı çalıştınız? Anadolu Mernos, Hocam? Konya Mernos dediniz. Konya Mernos, evet. Konya Mernosu, yani Alman et Mernosu ile Akkaraman G2 düzeyine kadar yapılan melezleme sonucu elde edilmiş hayvan. Yani G1, G2, %80 Alman et Mernosu, %20 de ak karaman kanı var. E, spontan ak karamanları da bulan arkadaşlar olmuştu bu flashing sayesinde. Yani flashing beslemeyle. Gebeliğin son dönemindekine her ne kadar flashing demesek de ona da yani ihtiyaç düzeyinde beslemeyi mutlaka yapmamız lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Bu hem özellikle bu ilk yavruya gebe koyunlarda daha önemli. Hmm. Yani bu bütün canlılar için geçerli. Memeli canlılar için geçerli. Yani insan için de geçerli, koyun için de geçerli, sığır için de geçerli. İlk yavruya gebe anne adayında meme dokusunun salgı gelişimi beslenmeye bağlıdır. Evet, yetersiz beslenmezse meme dokusunun kanalları şekillenemekte. Dolayısıyla ikinci gebelik döneminde bunu sağlamaya çalışsam bile artık Başarılı gelişme olabilir. olmadığı için meme dokusundaki salgı durumu azalıyor o açıdan. Gebeliğin son dönemindeki beslemede özellikle çok önemli. kuzunun sağlıklı doğmasında annenin yine e, özellikle gebelik sonu toksemilerine karşılaşmaması bu doğumdaki arkadaşlar veya şeyler e, çok olur mesela hipomineralizasyon, hipo, hipo, hipo vitaminozis gibi yani hem vitamin son veya... bir ay mı hocam çok önemli bir buçuk ay bir buçuk ay yani şöyle diyoruz gebelin son üçte birlik dönemi. Ha yani 5 ay. Mesela bu koyun keçilerde 5 ay, son 1,5 ay. İneklerde son sığırlarda 9 ay. ay, son 3 ay. Son 3 ay. Evet. Yani 9 ay. İşte mandalarda atıyorum 11 ay, son 3,5 ay. Yani e, özellikle biliyorsunuz birinci de zaten tamamen e, embriyo dönemidir. Embriyo döneminden fetal döneme geçiş dönemidir ikinci dönemde. Yani organ doku ve taslakların geliştiği dönemdir. Son dönem artık fötus taslağı şekillenmiştir. İşte Kas doku büyüyecek, proteine ihtiyaç var. Kemik büyüyecek, gelişecek minerala e ihtiyaç mi? var. Mineral e Skatrigis dokular gelişecek, minerale ihtiyaç var İşte göz kariatanizasyonu, işte tırnaklar, kıllar Her vesaire vesaire. Dolayısıyla bu dönemde mutlaka hayvanın ihtiyaç duyduğu protein ve mineral maddeleri dengeli bir şekilde vermek lazım. Hocam bir de şunu söyleyebilir miyiz? Mesela şöyle bir yanlış yapılıyor, hayvan gebe o son bir buçuk aydaki besleme o kadar önemli ki ister besi kuzusu olsun ister süt koyunu olsun bizim o bir buçuk aydaki yapacağımız besleme aynı zamanda süt verimini de arttırması bir lazım ki. Bir süt verimi bir de ölü doğum veya abort gibi riskleri azaltıcı biliyorsunuz yani yapılan araştırmalarda normalde doğum ağırlığı her bir kilogram fazlalığa karşılık sütten kesimde 5 kilo fazla etki ediyor. Kesinlikle bir de bir şey daha çok güzel bir şeye değindiniz. Ölü doğumlar. Evet. Ölü doğumlar genelde mesela ben ilk başlarda ölü doğumları yüzde üçlerde, üç buçuklarda gördüm. Daha sonra beslemenin iyileşmesiyle beraber bunu yüzde ölü doğumlardan bahsediyorum evet. sadece yüzde birlere, bir buçuklara indirdik. Tabii. Yani Zaten o da optimali... o da fizikseldir. Yani biliyorsun evet. ölü doğumun iki sebebi vardı. bir enfeksiyon sebepler. Zaten evet. onun tedbirini önceden iki fiziksel sebepler. Fiziksel sebepler bir besleme eksikliği, bir de Gebeliğin son döneminde etişme kalkışma veya buna benzer hadise. Yani muhtemelen besleme normları normalsa bir ikilik ölü doğumda fiziksel etkenlerden kaynaklıdır. Kesinlikle evet. Evet yani dolayısıyla o bizim son bir buçuk aydaki dönemde hayvana iyi bakmamız evet. lazım. Ve ben şunu da öneriyorum. İster süt koyunculuğu olsun ister besi koyunculuğu olsun e, süt e, yemine benzer bir rasyon yaparak ve bunu kademeli olarak arttırarak buna merdiven şeyi diyoruz beslemesi evet. diyoruz arttırarak örneğin bunu inekler için de konuşabiliriz evet, aslında. Tabi, hepsi için geçerli. Şimdi siz son bir aylık dönemde kademeli olarak başlamalısınız. İneklerde bana göre 8-9 kilo yem verir hale, süt yem verir hale gelmeniz lazım. Süt koyunculuğunda bana göre en az 1 kilo Şimdi yer hale gelmesi lazım. biz bunu pratik olarak yani hem yetiştiği çapında hem de şey çapında evet. şey yapmaz için yaptığımız çalışmalar da onu gösteriyor zaten. Diyelim ki yaşama payı 1 kilogram. 50 kilogramlık bir koyunda evet. %2 olsa kuru madde olarak 1 kilogram, 1 kilogram kuru madde. Gebenin ilk bir döneminde ilave bir yeme ihtiyaç yok. Yani bu yaşama payı yetiyor. Evet. İkinci döneminde genelde %10 bir ilave yetebiliyor. Yani 1100 gramlık kuru madde. Ama üçüncü dönemde en az 3'te 2. 3'te 2 evet. Yani 1.7 kilogram kuru maddeye çıkıyor ihtiyaç. Evet. Çünkü diyor ki mesela evet. diyelim ki protein gelmediği zaman anne şunu diyemiyor. Yavrum bana dışarıdan vermediler ben de sana veremeyeceğim <laughs> demiyor. kendi doku rezervini harcıyor. Tabii kendi kemiğinden, kendi etinden, yağından. Yani biliyorsun en önce harcadıkları biliyorsun mineral maddeler, şey proteinler harcamaya başlıyor depo. Proteine, evet. Önce enerjiden başlıyor. Yağı önce. Enerji yapıyor. bitince ben enerji kalmayınca protein denatrasyonlarına başlıyor. Protein denatrasyonunda geçince minerallerden harcamaya başlıyor. işte. O mineraller belli bir dengede olduğu için belli bir dengenin altına düştüğü zaman hipokalsemi gibi, magnezi süt gibi, işte, sütürmez dediğimiz e, sadece şey, gebelik toksemisi, dediğim gebelik sadece toksemisi dediğimiz, yani halk arasında arısın onlar oluşabiliyor. O açıdan mutlaka bir de biliyorsun en fazla ihtiyaç olduğu dönem bu noktayı madem toparlayalım, laktasyon dönem, evet. gebelikten daha yüksektir. Evet, süt evet. veren hayvanlarda. Çünkü özellikle ilk iki aylık dönemde yaşama payının iki katına çıkabiliyor yani süt veriminin pik olduğu dönemde sonra sütün eğriliğine dayalı olarak işte 3't 3'tekiye yarı yarıya düşürülerekten evet. kuru döneme kadar beslenebilir bu şekilde. Hı. Yani dolayısıyla yani fizyolojik olarak ihtiyaçları karşılayabilmek için verim dönemlerine göre mutlaka beslenme normlarının karşılanması lazım. Hocam burada hemen bir soru. Benim kafama hep takılır. Yaşlı koyunlarda özellikle ikizli, üçüzlük çok olduğu zaman yaşlı koyunları ayakta tutmak sürü sahipleri açısından çok zor oluyor. Evet. Çünkü hayvan bir şekilde dediğiniz gibi iyi besleme olmadığı takdirde kendi içinden verdiği için ne oluyor? Hayvan bitap düşmeye başlıyor. Velev ki dediğiniz gibi bu sürü sahibi arkadaşımız işte bir buçuk ay evvel başlamadı. Ve hayvan çöküş evet. döneminde ne gibi takviyeyle mesela ben şöyle diyorum acaba yanlış mı diyorum damardan her gün serum verin. Şimdi yani, zaten şöyle. Eğer doku rezervini telafi edemeyecek noktaya varsa yapacak bir şey yok olsun. zaten. Geçmiş olsun. O geçmiş diye. olsun. Ama evet. belli düzeyde yakalamışsak işte seruma ilave minerallerle beraber ayrıca aynı zamanda protein de takviyesiyle beraber e, da, damardan Yani e, damardan vitamin ve mineral tam, vererek tam. geri kalanını da yemle vererek yemle belki karıştır. sıvı protein verilebilir, verilebilir amino asit gibi verilebilir, verilebilir, proteinler vererek kurtarmayı ihtimalimiz tam, tam. var. Var. Yani evet. bu çünkü bu sık sık rastlanan tabii bundaki baş hatalı yine sürü sahibi, sürü sahibi. çünkü zamanında onun tedbirini tabii, almadığı tabii. için veyahut da ultrason yaptırmadığı için onun ikiz ya da üçüz olduğunu da bilemiyor buradan kaynaklanan bir takım şeyler yani, oluyor. Pratik olarak diyelim ki mesela normalde normal hayvanlarda hiçbir verim dönemi yok bir kilo döküyoruz evet. gebelin son döneminde bu dökülen yemi yalnızca kaba yem olarak değil en azından. Yüzdeli, %50 konsantre yem de karşılayacak şekilde kaliteli yem tabi. Kaliteli yani kabayam. Saman, samanı, samanı yem, saymıyoruz. Saman zaten yem değil. Hocam onu bir daha söyler yani, misiniz? Yani ülkemizde maalesef şu samanı çok kullanıyorlar ve saman çok zarar, yani çok pahalı bir kere pahalı bir şey. Şimdi yani samanın bize ne faydası var hocam? Saman özellikle dört kompartmanlı mideli hayvanlarda. Özellikle geviş getirmenin sağlıklı olabilmesinin fiziksel doyum amacıyla sağlanır. Ki bu bes hayvanlarında binde iki buçuk civarında süt hayvanlarında yani damız gibi yüzde beş civarını geçmemesi lazım. Şey binde beş pardon yüzde beş değil binde beş. Yani yüzde yarım kilo civarında evet, şey yapması evet. lazım. Şimdi hocam ben sizden samanın, biraz uzaklaşayım ben maske takayım siz maskenizi açın da e, dostlarımız da sizi tanısınlar yakından. Samanın şu andaki piyasa değerine baktığımız evet. zaman, mesela atıyorum nedir? 70 kuruştur, 80 kuruştur herhalde değil mi? Öyle 1500 lira nerede yani. şimdi biliyorsunuz? Çıktı. Yonca şu andaki fiyatla 2 lira bile olsa çok ucuz. Şimdi şey, zamana olsa, göre. Saman da biliyorsunuz protein 3'tür. Evet. Biyolojik değerinde de 50'dir. Evet. Yani bir kilo saman yerse 15 gram protein alacak hayvan. Evet. Enerji zaten oldukça sınır düzeydedir. Bunun yanında yonca, ortalama bir yonca da 9-11 civarında protein olsa atıyorum. Bir kilo yonca ile bir kilo karşılaştırdığın zaman aşağı yukarı 8 kiloya falan denk geliyor. Yani 8 kat daha pahalı. Yani e, ayrıca e, alacağınız dediğiniz gibi mesela bir kilo o alacağınız e, sa, samandaki proteinin değeri 300 liralara çıkıyor 200 300 liralara çıkıyor. Şöyle diyelim. bir taraftaki 80 bir liraya. 1 kilo o samandan 15 gram protein alacaksın. Bir kilo yoncadan 100 110 gram protein alacaksın. Çok büyük fark var. İşte arada 8 kat var. 8 kat var yani fark. 8 var. kat fark var. Ve e, kesinlikle e, insanlarımızın şunu görmesi lazım. Sadece mideyi şişirmek için verilen saman aslında o hayvanın yavrusuna zarar veriyor. Evet. Kendisine zarar veriyor. E, sütüne zarar veriyor, büyümesine zarar veriyor. Yani aslında saman Avrupa'da bildiğimiz e, altlık olarak, altlık olarak zaten kullanılan. Zaten kaliteli kabayem yonca, kuru yonca koyunculuk için en önemli. Mesela silajda evet. biliyorsun süt sığırında silajla dengelenerek kullanılıyor. Evet. Evet. Şimdi e, yani aslında hem silajda hem de e, kuru yonca da samanın ihtiva ettiği selloz var zaten. Evet yani miktar evet. artırdığınız zaman. Yoncada da var değil tabii mi, mi seliloz? Bak, yani bak, samana ihtiyacımız yok var. hocam. Seliloz var tabii sami... Bakın bu çok önemli yani... dostlar. E, hocamın dediğini ben tekrarlamak zorundayım. Yoncada da seliloz var. Samana ihtiyacınız yok. Yok. Dur. Doğru, doğru. Bu çok önemli. Evet, yani bunu e, özellikle yani ben... o mide e, dediğimiz e, geviş getirmeyi sağlayabilen sağlaması açısından o sellos sindirim sürecindeki sürece bağlı olarak onu zaten dediğimiz gibi hem silajda, silajda da var. Bir de eğer bulamıyorsa, saman yerine mısır talaşını kullanabilir mesela. Olabilir. Mısır talaşı daha değerli değil tabii hocam? Tabii tabii mısır silajı olarak kullanabilir tabii. Silaj değil, şey talaş olarak kullanabilir. Peki şimdi sürü kayıt sistemi çok önemli. Evet. Sürüleri takip etmemiz lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Doğduğu zaman hayvanınızı mutlaka tartın. Ee, 60 günde yani 60 gün ortalamada tartın. Bu 45 günde 60-70 gün arası olabilir. Artı bir de kestirmeden ya da satmadan önce tartın ki evet. sizin hangi koçunuzdan, hangi koyununuzdan eğer koçunuzu biliyorsanız tabii ki ne performans aldığınızı görmeniz lazım. Şimdi tartım kuzularda çok önemli. Çünkü şöyle önemli. Kuzularda diyelim ki biraz önce söyledik doğum ağırlığının her bir kilo farkına karşılık sütten kesimde 5 kilo fark etmekte. Ayrıca biz siz iki ay dediniz bir aylık periyodu geçmemesi lazım. Çünkü hayvanın yeme ihtiyacı şu bu. Şimdi öyle bir nokta ki şöyle özetleyeyim ben bunu. Büyüme pik seyreder. Belli bir düzeye gelince yataylaşır. Evet. Ama bu yataylaşma hiçbir zaman paralel olmaz. Evet. Çok affedersin yağdan çatlayınca kadar devam eder. Evet, evet. Ama evet. biraz paralele yakın bir şekilde yataylaşır. Yani dik evet. gitmez artık. Bu dikitme seviyesi anne ve babanın olgun dönem canlı ağırlığının %75-80'ine ulaştığı dönemdir. Mesela diyelim ki koyun 60 kilo, koç 70 kilo, ortalama 65 kilo. Bunun da 58, 40, 68, 52 kilo. 52 kiloda. Yani 52 kiloya kadar dik gider. Bu da endeksi aslında sebep belirlemiyor. Sebep de şundan, sebep de şundan çünkü bu dönemde protein birikiyor, et birikiyor, kas birikiyor. Evet, evet, Kas birikimi tamamlandığı andan itibaren artık kas birikimi doyuma uğraşır, yağ birikimine başlar. Yağ birikiminin hacmi geniş, ağırlığı az. Dolayısıyla hem günlük canlı ağırlık artışına karşı tüketli yem miktarını çok artırır. Yani ama kas bir döneminde yemi kısmaya gerek yok. Çünkü pik devam eder. Evet. Bu kuzularda mesela belli bir dönem beklemeye gerek yok. Çünkü kas gelişimine kadar kemik gelişimi sağlanıyor. Ama buzağlarda ve danalarda bunun farkı buzağlarda et birikiminin sağladığı kemiklerin gelişmesi için 6-8 aya kadar bir rölantede beslenebilir. Evet. Ondan sonra sürekli bir konsantre Çünkü niye? Çünkü uzun kemiklerin gelişmesi lazım. Yani ya et birikiminin sağlandı bel bölgesi ve gluteal bölge kaslarının gelişmesi, kemiklerinin gelişmesi lazım ki etrafında kas gelişebilsin, kemik dokusu sarılmasın. Yani, Dolayısıyla kuzularda sınırlamaya gerek yok. Sütten kesildikten sonra çok düşük bir düzeyde, özellikle bu halk arasında arpalama denen yani endotoksimi yakalanmayacak tarzda kaba yem miktarını karşıladığın zaman verebilirsin. Mesela biz bunu doktora çalışma, diğer çalışmalarda sabahleyin karnına 100 gram yonca veriyorduk. Adli bütün konserte yem veriyorduk. Kesin. Ha yani evet, eğer eti kesime gönderecekseniz. Kesime göndereceksek hiç yani, kısmana gerek ee, kısmana yok. Kısmana Özellikle yok. dediğimiz gibi yani bu enterotoksomiye dayalı bazı olumsuz veya arpalama denilen hastalıklar şeyleri karşı korumak amacıyla sabahleyin aşkarına 100-150 gram kaba verirsin ki yiyince. geri kalanı adli bütün verebilirsin. Ama şurada şunu söyleyelim hocam. Burada şöyle bir yanlış yapıyor. Damızlık yetiştirdiğini sananlar veya damızlık yetiştiricileri aynı sistemi yaptıkları zaman o hayvandan damızlık olmaz. Çünkü tamamen ee besiye çektiği için hayvan kendini Şimdi ve et... şu var. Yani mesela benim kendi bu noktadaki şahsi çalışmalarım da ve gördüğüm nokta özellikle bu kas birikim sürecinin tamamlanınca kadar kısmaya gerek yok. Niye? Kaç kaç aylığa kadar? Mesela kuzularda buçuk aylığa kadar. Sıkıntı yok diyorsunuz Sıkıntı orada. Sıkıntı yok. Çünkü ama o dönemden sonra artık gelişme sürecini tamamladığı için yani kas dokusu evet. orada artık öğüt ayırmamız lazım. Besliğe gidecek olanlara devam Diyelim ki 55 kilo, evet. 60 kilo piyasa fiyatlarına göre. Öbürünü aldık rölantiye beslememiz lazım. Yaşama Yani düzeyinde. Yalnız düzenli. kasaplar da 45'in üzerinde istemiyorlar hocam. Şimdi Böyle zaten bak şöyle bir şey var. Maalesef ve maalesef şu anda mezbalardaki standartlar enstitü kayıtlarının komple silmemiz lazım. açık konuşuyor. Hepsini yeniden başlatmamız lazım. Çünkü ben mesela kendi doktor öğrencim mübalası söylüyorum. 5 aylık kuzu altaya gelebiliyor. Spontan karamanlarda bile 60 kiloya gelebiliyor. 5 evet. aylık, 6 aylık kuzu. E, gidiyorsun tabi ortalama olarak tabi 60 kilo olsa minimum %45 kilo olsa işte 5-6-30, 4-6-27-28 kilo karkas gelecek. Seninki 22'yi geçti mi toklu diyor. Evet. Yani bu sağlıklı değil. Sağlıklı bir tarafta değil bu problem. hem Etin hem... lezzetinde bir şey olmuyor aslında. Olmuyor. Olmuyor. Yani, evet süt kuzusu istiyorsan onu 35 kiloda kes o zaman süt kuzusu. Yani, 30-35 mesela... kiloda ama... Aslında mesela süt kuzusundan böyle güzel bir şekilde mermerleşmeyi sağlamış beslenmiş kuzu daha lezzetlidir. Daha lezzetli yani değil Biz mi? mesela hakikaten yağ oranını falan dengeli bir şekilde biliyorsun en lezzetler şu anda dünyada kıvırcığın üzerine yok. Evet. Bak Şimdi bizim evet. Türkiye için kuyruksuz bu var. Mernoslar evet. geldi, mernoslar evet. var. Yani prensip şu kuyruksuz olacak ki yağ dokusu kaslar arasında dağılabilsin. Evet. Yani belli bölgede de lokaliz olmuş yağlarda mermerleşme daha zayıf oluyor. Öyle öbür mi? tabii. Yani bir, şeyde öbür kuyruklu olarak. hayvanlardaki Ne her olabilir, kuyruklu olabilir belli bölgelerde. Hmm. Yani bu yapıdaki hayvanlarda yağ birikimi ama kuyruğunu hmm. alırsanız bir fark Yok, ediyor. Yok fark mu? etmiyor. Fark o etmiyor bir genetik mi? özellik. Genetik özellik. Genetik özellik. Yani. Yani. Genetik özellik. Onlar yani zaten genelde bir bakıma çevrenin oluşturduğu evrim diyelim. O zaman Akkaraman ve Mor Karaman gibi koyunlara ben süt koyunu diyorum aslında doğru Doğru. Yani doğru, doğru. Doğru. Mesela Kangal et koyunu daha fazla evet. daha fazla et yapıyor kuyruklu olmasına rağmen ama bir akkara Bu spontan spordan da belli dönemde biraz önce dediğim gibi kuyrukta yağ biriksin sıkıntı olmaz ama kendi ırk özelliğine göre gene arzu edilen lezzeti yakalarsın. 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 Evet. Yakalarsın. Yakalarsın. evet. Yani ırk özelliğine göre evet. diyorum. Yani evet. o mermerleşme diyelim ki kıvırcıkta %100 kabul edersek bunda yetmiş olur, 60 olur ama onu yakalar. Hocam e, tabii şimdi esas e, ben konuları biraz farklı yerlere de getirdim ama Flashing'ten bahsetmiştik. Evet. Koyunun yumurtalıklarının çoğalması ve açığa çıkmasıydı. Fakat burada ben bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Koç çok önemli. Hani bizim atalarımızın dediği koç sürüyü düzer. Tabii. Eğer koçta ben bunu yaşadığım zaman zaman mesela bölmeleri ayırdım. 20 tane burada, 20 tane burada. Buradaki ikizlik oranının daha yüksek olduğunu evet. gördüm. Bu birazcık da koçtan da kaynaklanabiliyor değil Tabii koçun değil mi? genetik özelliğinden kaynaklanır. Spermanın Tabii, yetersizliği. Spermanın motilitesi. Veya genetik özelliktir. Yani evet. eğer gerçekten mesela profilik ırklar dediğimiz ırklarda e, zaten bu genetik bir özelliktir. Ayrıca zaten az önce de söylediniz biz evet. damızlık seçerken erkeğe ağırlık veririz. Testislere de bakıyorsunuz Tabii değil hepsine, mi? Tabi hepsine. Yani pediklisine, nüfus cüzdanına. Evet. Yani tabiri caizse şimdi genetik seceresi, genet genetik akrabalık dördüncü, beşinci generasyona kadar diyoruz. Evet. Artık dördüncü evet. generasyondan sonra beşinci generasyonda genetik akrabalık olmaz diyoruz. Yani niye? Çünkü aşağı yukarı işte ilk yavru da yüzde elliye iniyor. Evet. Torun da yüzde yirmi geliyor. Evet. Torunun çocuğunda yüzde on iki geliyor. <laughs> Doğru. Torunun çocuğunun çocuğunda yüzde altı beşe geliyor. İşte dördüncü generasyon yüzde üçe. Artık yüzde üçün de altına düştükten sonra genetik özellik o kalıtım özelliğini taşımaz. Dolayısıyla yani eğer bir koçun annesinden veya kız kardeşlerinden gelen döl verimi verme fazla özelliği varsa bu koç otomatikman kuzuya yani döl verimini etkileyecektir, artıracaktır. Hocam güzel bir sohbet oldu. Ekleyeceğiniz i̇nşallah. bir şey var mı size? Yok estağfurullah. Yani sizin Vallahi, merak ettiğiniz e, şey varsa ben e, sorarım. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine zaman zaman i̇nşallah, bir araya inşallah, geliriz. İnşallah. Selçuk Üniversitesi'ni seviyoruz. Ülkemizdeki bütün akademisyenleri ve bütün hocalarımızı seviyoruz. Ama sizlerden bilgi almak, bilgilenmek çok önemli. Benim hayalim inşallah gerçek olur. Üretici kardeşlerimizle akademisyenleri mutlaka örtüştürmemiz, daha yaklaşmamız lazım. Hocalarımız burada. Her zaman kapıları açık. Sizleri bekliyorlar. Zaman zaman bizim programlarımıza, hocalarımızı da böyle konuk ederek, davet ederek onlardan çok değerli bilgiler alıyoruz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz Evet hocama ben çok teşekkür ediyorum. Dostlar bir programın sonuna daha geldik, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler Selamlar hoşçakalın.